kaostan beslenen bir takımız. Bu kötü bir şey de değil ama sadece kaostan beslenip o kaostan hiç çıkamama hali de ciddi bir problem diğer taraftan. Benim bu grupta en çok çekindiğim takım, yani Türkiye kimle eşleşsin istemem. Yani Fransa ve Litvanya bence daha zor takımlar olabilir. İspanya ee... maçı öncesi başlarız <laughs> abi. Gürcistan, Slovenya <laughs> <laughs> yenerse o onu yaparsa <laughs> biz de ondan sonra şeyle oynuyoruz. E Yeni Zelanda ile oynuyoruz abi. <laughs> Avukat merhaba. Eurobasket günlüğünün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Eurobasket'e ön bakış atacağız bu programda. Tabii ki biraz Türkiye ağırlıklı konuşacağız. Tabii Türkiye'de basketbol denince akla gelen ilk isim ve biraz Beşinci onlarda... Beşinci isim. <laughs> Orkun Çolakoğlu burada. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Orkun sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş evet. geldin Ne İnç. <laughs> Onur Erdem'in de çok değerli yorumlarını dinledik program evet. hazırlığı sürecini. İlk çekim olduğu için o da burayı kontrol etti köşesine çekildi sonra. Tabii bugün biraz Türkiye ağırlıklı konuşacağız doğal olarak Sırbistan maçıyla hatta başlarsak herhalde en doğrusu olur. Yani Kaan abi beklentileri Ergin Ataman ilk günden itibaren yukarıya çekti. Açıkçası hani kötü de bir hazırlık dönemi tabii ki geçirmedik ama kaybedilen üst üste işte Letonya ve Sırbistan maçları soru işaretini biraz büyüttü. Sen ne söylemek istersin? ya beklentiyi Ergin Ataman büyütürken Ergin Ataman'ın demişlerine baktığın zaman aslında milli takımın biraz hedef demeyelim de bulunduğu durumu daha iyi anlatan bir süreç bu. En başta daha yani ilk demecinde Ergin Ataman genelde zaten yüksek hedef koymayı seven, yani yüksek hedefin peşinde gitmeyi de seven bir koçtur. İşte medyamız dikkat işte futbolun çok peşinde ama bu takım madalya alacak, göz ardı etmesinler demişti. En son Yunanistan'daki şeyde Akropolis turnuva sırasında verdiği demeçte dedi. E, biz madalya için elbette oynayacağız ama çok kolay değil dedi. Yani bir, bir tık böyle afletli işleri. Açıkçası e, özellikle İstanbul'da oynanan maçlar işte gerek Slovenya karşılaşması olsun e, gerek işte diğer Polonya karşılaşması olsun çok iyi gözükürken aynı Polonya ile bir hafta içinde e, Yunanistan'da oynadığımız maç çok benzer gitmedi. Şimdi Yunanistan'la da oynadık yani siz Yunanistan'la da oynadık ama. Olabilir. İstanbul'da çok iyi oynadın. İşte Akropolis'e gittin. Şey, hava değişti falan. Fakat esas şimdi onlar hazırlık maçları. Orada bir sürü şey deneyebilirsin. Ortam farklı olabilir. Üzerindeki baskı, beklenti var. Fakat şeyler hedef maçlar Dünya Kupası elemedir. Ve hedef şöyle hedef. Bu iki maçın ikisinin de kaybedilmesi demek bizim Dünya Kupası defterini kapatmamız demek. Dört maç daha var ama dörtte dört yapmamız lazım. Dörtte üç yeterli değil. Dörtte dört yapmak. Yani Sarıbistan'ın falan yenmemiz gerekiyor ki. Hani geçmiş olsun yani. Dünya Kupası gitti artık elimizden. Ve hedef maçın ikisini de kaybettik. Ve şöyle küçük bir teselli oldu. Şimdi Sırbistan maçının ikinci yarısına bakıyorsun. Maç kazanılabilecek. 21 sayıdan geri geliyorsun. Kazanılabilecek noktaya geliyorsun. Aa ne güzel falan diyorsun. Fakat bu hazırlık maçı değil. Bu hedef maç. Ve hani 21 sayıdan geri gelmek çok iyi olduğu gibi. Abi 21 sayıda geri düştün ama yani. Şimdi geride hani ikinci tarafına sonuna baktığın zaman olumlu tarafları tabii ki alalım. Yani bir maçın kazanıldığı zaman her şeyi doğru yapmış olmadığın gibi kaybedildiği zaman da her şeyi yanlış yapmış olmuyorsun. Güçlü ve e, zayıf yanları var. Ama 21 sayıdan geri gelen takım her şey kudretlidir, her şeyi yapabilir derken abi 21 sayı niye diye düşüyor o zaman diye de bakmak lazım. Fakat esas bence daha büyük problem olan maç Letonya maçı. Letonya maçından sonra Ergen Ataman'ın yeni bir demeci var. Onun demeçlerinden yol, devam edersek. Letonya çok farklı bir basketbol oyunu. Bizi çok çok şaşırttı, çok farklı geldi. Abi Letonya'yı hiç mi izlemediniz ya? Hani Letonya bunu oynuyor zaten. Letonya tüm dünyada en fazla dışarıya yerleşip dışarıdan şut atan takım olabilir. Tüm dünyada yani. Hani eski üstün takımları o kadar üçlük katmıyordu. 22 üçlük atlar evet. Çok yüksek yüzdeyle de attılar. Ama biz bunları hiç kovalayamadık. Nitekim Sırbistan' maçının ilk yarısına bakarsan da topun biraz rotasyon yaptığı her yerde şütörü, yani şütörü bulmakta savunmamız çok zorlandı. Bu ha iş kaosa girdiği zaman biraz karışıklığa girdiği zaman biz seviyoruz o ortamları. Artı oyuncularımızın belli özellikleri de buna çok yatkın. İşte Cedi olsun, Furkan olsun, pek çok oyuncu mu Alperen olsun. Bu ortamları çok seviyorlar. Asıl taşıyıcı oyuncularımız. Daha yapıyı oturtmuş, daha keskin, daha metodik oynayan bir takım değiliz. Biz hiçbir zaman olmadık. Yani sadece bu kadrodan bahsetmiyorum. Ta 2001'e geri dönersem biz daha karmaşanın içinden daha iyi beslenen, belki genetik özelliklerimizin de varçası yapabiliyoruz. Fakat iyi top çeviren ve iyi yayılan, yani alan paylaşımı doğru yapan takımlara karşı bu... Iş, abi 2020, 2002'de değiliz, 2022 yılında şütörleri bu kadar kaçırırsan, hele ki milli takım gibi organizasyonun görece daha düşük olduğu, görev paylaşımının biraz daha tanımlarının iyi olmadığı yerde bu kadar şutörü boş bırakırsan ha hayat çok zor olabilir senin için. Bir sürü avantajın olmasına rağmen. E, Orkun tabii her gün aslında saat 11'de e, yemek sepetiyle Eurobasket günlüğüne değerlendireceğiz zaten milli takımın akışında ama yani şimdi Kaan abi bir Ergin Ataman'ın demeçlerinden yola çıkarak aslında biraz da şeye geldi abi yani hoca takımı gördükçe ben galiba bu dediğim şeylerde Biraz daha yavaş olmalıyım. Hissiyatını kendine belki ilk başta telkin yaptı. Çok özür dilerim. Oraya gireceğim ama şey açısından çok önemli yalnız. Başta öyle güvenli olması, biraz ne derler? Şimşekleri mi dersiniz? Spotları üzerine çekmesi takım için çok yararlı. Çünkü Efes'te aynı şey oluyor. Evet. Ve bu takımın daha önceki dönemini hatırlarsan hücumda çok tıkanan, çok zorlanan, baskı çok üzerine gelmiş bir takımdı. Takımın hücumda çok rahatladığı kesin. Onu bir koyalım yalnız. Yani Kan abinin söylediklerinden devam edecek olursak işte e, ya yani savunma zaten net bir problemimiz var ilk günden itibaren hı hı. bunu konuşuyoruz. Şimdi işte dört numara rotasyonu zaten problemli. Herkesin hayalinde şey işte Cedi'nin orada oynayıp tam sahayı e, kat etmemiz gibi bir e, fikir var ama pek sahada öyle olmuyor. Alperen özellikle 5'e geçtiğinde hiç savunamıyoruz Cedi ile birlikte. Yani senin temel çıkarımları neler Sırbistan ve Letonya maçlarından? Bunlar Eurobasket öncesinde. E, referans olmalı mı ya da olur mu? E, referans olur. Çünkü e, şimdi hazırlık dönemi evet Kaan abinin söylediği gibi bitmişti ve hedef maçlar oynadık. Ama bir taraftan da birçok takım yani biz bizim için aynı şey geçerli olmayabilir ama birçok takım bu FIBA elemelerini, Dünya Kupası elemelerini hazırlık döneminin bir uzantısı olarak oynadılar ve aslında bir bakıma öyle de bakılabilir. Yani EuroBasket öncesinde takımların en son durumunu görmek için e, fırsatlar, ciddi de fırsatlar bazıları. Çünkü herkes artık e, güçlü kadrolarıyla, turnuva kadrolarıyla orada yer alıyor. Dolayısıyla tabii ki bir şeyleri de gösteriyor ve tabii ki referans da oluşturuyor. Şimdi Letonya ve Sırbistan hani profil olarak baktığımızda belki bizim şu grupta Eurobasket e, grubumuzda oynayacağımız bütün takımlardan daha iyi takımlar diyebiliriz. İspanya'nın da bugünkü kadro profilini yani. düşündüğümüzde, zayıflamış kadro profilini düşündüğümüzde. Dolayısıyla Letonya'ya ya da Sırbistan'a yenilmiş olmak, Letonya'ya farklı yenilip Sırbistan maçında ilk yarısında farklı geriye, ciddi farklı geriye düşmüş olmak bizim önümüzdeki gruba dair her şeyi anlatmaz. Biz yine gruptan lider de çıkabiliriz. Hedefimiz de zaten o olmalı. Birazdan onun detayına geleceğiz. Fakat... Ee, endişe verici şeyler olduğu da ortada yani bunu da zaten göz ardı edemeyiz zaten önceki hazırlık maçlarında da görülen bir savunma problemi vardı işte Kaan abinin altın çizdiği o Polonya maçı ee, bir Gürcistan maçı 88 mi yemiştik hatırlamıyorum yani evet. e, 80'nin altında çok az yedik zaten evet ve yani bunlar ciddi problemler şimdi mesela e, Letonya karşısında da yine çok fazla aşırı yedik. Evet, karşımızda yüksek ofansif potansiyelli bir milli takım düzeyinde yüksek ofansif potansiyelli bir kadro bir ekip olabilir. Ama yine savunmada çok çaresiz gözüktük. Sırbistan maçına gelelim. Belki ikinci yarıda bir şeyleri dengeleyebildik ama ilk yarıdaki görüntü ve genel hani bu basketbolda çok yapılan bir şey değildir ama zaman zaman maçları böyle de değerlendirmek lazım. Futboldaki gibi biliyorsunuz bir xG benzeri istatistik basketbolda ileri istatistiklerde kullanılsa da çok genel geçer ya da çok kullanılan bir şey değil ama Orgun Sırbistan çok sağlıklı şutlar buldu genel olarak. Evet, Jokic faktörü tabii ki bunda önemli şey yani Jokic üstüne yardım çekiyor. Zaten e, top trafiğini çok iyi sağlayabiliyor, boşa hemen görebiliyor ve onun üstünden sağlıklı şutör bulabiliyorlar, şutu bulabiliyorlar. Zaten iyi şutörlere sahip bir takım. Fakat yine de bizim çok çabuk delinebilmemiz, çok çabuk o boşluğu verebilmemiz endişe verici. Yani bunu sadece Sırbistan maçında yaşamadık. Letonya maçında da yaşadık. Önceki maçlarda da yaşadık. E, bu bir kaygı konusu. İkincisi de hücum. İyi bir hücum takımıyız, Potansiyel bir hücum takımıyız. Fakat hücumdaki rollerin dağılımı konusunda ciddi problemler var. Zaten Sırbistan maçı bittiğinden beri de e, anlatı biraz buna döndü. Artık bu biraz konuşulmaya başladı. Yani biz Shane Larkin burada kısıtlanıyor mu noktasına geldi ya da biz neden her böyle eee karmaşa halindeki maçın sonunu bu kadar şey oynuyoruz. Bu kadar başı kesik tavuk gibi oynuyoruz. Yani artık bir ayaklarımız yere basmalı. Biraz önce Kaan abi'nin söylediği önemli bir şey vardı. Yani kaos'tan beslenen bir takımız. Bu kötü bir şey de değil ama sadece kaostan beslenip o kaostan hiç çıkamama hali de ciddi bir problem diğer taraftan. Karşı takım yani son örnekte Sırbistan olduğu gibi biraz dengelediğinde oyunu sen hala debeleniyorsun ve yanlış şut seçmeye devam ediyorsun. Geliyorsun e, en kötü opsiyonla atıyorsun vesaire. Bizim artık yani bunu iki günde üç günde artık e, tesis etmek kolay mı bilmiyorum ama her ne kadar Furkan Cedi birer NBA oyuncusu olsa da bizim Shane Larkin'in hücum komutanlığını biraz kabul etmemiz ve elimizdeki en önemli hücum yaratıcısının Shane Larkin olduğunu artık kabullenip buna göre hareket etmemiz lazım. Yani NBA oyuncuları olabilirler ama Furkan'ı ve Cedi'yi de Alper'in de diğer oyuncuları da Larkin'in etrafında şekillendirmek ve rollendirmek bence bizim için daha sağlıklı olur. Yani biraz hani Larkin'in zaten yaz dönemlerinde de işte hatırlayacak olursak işte efese gelişini de burada e, mevzu beyse edebiliriz. Yani fiziksel olarak çok iyi dönemleri değil yaz dönemleri lan ve belki hani turnuvada daha farklı e, izleyeceğiz fiziksel olarak ama kan abi şunu sormak istiyorum şimdi Türk Futbol Milli Takımının e, hani bir kimliği var mı yok mu tartışması uzun süredir yapılıyor <laughs> ve genellikle hani yok cevabı veriliyor. Basketbol takımı için de hani Türk basketbolu nedir sahada Türk basketbolu neyi yapar sorusu. Çok uzun süredir aslında tam cevabı bulunamamış bir soru. Ama bizim milli takımlarda şöyle bir karakterde vardı. Yani topa baskı yapan mesela kısalar. Yani burada sadece hani Sinan Güler değil, burada Kerem Tunçeri, Ender Aslan gibi derinlik katan oyuncular da vardı. Yani Ömer, ona. Ömer Onan aynı şekilde. Hani gardlarda öyle bir eksikliğimiz var. Ve 2-3 rotasyonumuz belki de hani tarihteki en geniş rotasyonlardan biri. Yani Furkan'ı, işte Larkin'i, Melih'i oraya eklersek. Fakat çok dengesiz bir takım ya yani bu takım yani birden de dengesiz 5'ten de dengesiz ve hani kısaları konuşuyoruz. Bir kalecimiz de yok. Yani çemberi savunacak ya da işte ortalığı temizleyecek bir 5 numaramız da yok. Yani burada doğru basketbol ya da bu takım için optimum basketbol nedir? Çünkü Ercan Osman'ın ikinci yarı performansı sırbistan maçı eğer bir referans olarak konuşuyorsak olumlu kısmında da belki eklemeliyiz. Çünkü yani Cedi 4 numaradayken çok deliniyoruz. Çok Cedi rebound problemi yaşıyoruz. Ercan'ın 4 numara oynadığı bölümde en azından daha iyi savunabildik. Buna nasıl bakmak lazım? Ya şöyle, Ercan'ı veya bireysel olarak daha mesela Şemuz'u da daha fazla kullanabiliriz. Evet. şey yani çünkü bizim hani kısa pozisyonda durdurucu diyebileceğimiz tek oyuncu gibi gözüküyor Şemuz. Yani diğer oyuncuların kaliteleri için bir şey değil ama durdurucu diyemezsin hiçbirine. Ve açıkçası bu zaman zaman bir formül olabilir. Yani bu 40 dakikanın hepsini homojen oynamak zorunda değilsiniz. Fakat bizi daha yukarı taşıyacak oyuncularla ne yapabiliriz? Buna bakmak lazım. Bunları monte, yani Ercan'ı veya şeyi Şehmuz'u monte etmek ana planın bir parçası değil. Daha doğrusu ana planın ana parçası olmaz hiçbir zaman. Şimdi bu kadroyla da, şimdi Shane Larkin, Furkan, Cedi hadi biraz bir kenara koyalım da Alperen, Sertaç takımı üzerine Melih, takımı üzerine inşa ettiğimiz temel direkler değil mi? Bunların arasında Cedi dışında üst düzey savunmacı yok. Hiçbir üst düzey savunmacı değil. Hepsi evet rollerini biliyorlar. Fakat gördük ki bu yapıda yapısal bir savunma da oynamıyoruz fazla. Yani bu kadar çünkü yapısal bir savunma oynarsan yani herkesin pozisyonları yardım patenleri belli olsa sistemden beslenen bir savunma gücü alırsın. Fakat biz ne yapıyoruz? Top tarafını kalabalık tutup Orada yaratılan kaostan çünkü milli takımlar kulüp takımlarına oranla daha az hazır oldukları için daha hata yapmaya Meyilli. E, meyillidir. Bu sadece bizim için geçerli. Bütün İspanya'yı bir kenara koyarsak. Çünkü İspanya'nın devamlılığı çok farklı bir noktada. O yüzden İspanya çok başarılı zaten. Fakat İspanya hariç hiçbir milli takım bireysel oyuncularının performansını veya kendi ölçeğinin e, kağıt üzerindeki göstergenin e, sahi yansıtmasını çok fazla yapmaz. Bazen hani işte Slovenya'nın falan yaşadığı gibi çok iyi bir dönem yakalarsın. Çok iyi bir uyum yakalarsın. E, beklenenden daha üst düzey bir takım performansı ama genelde milli takımlar yapamaz bunu Ve sen top tarafını kalabalık tuttuğun zaman ve orada işte ekstra bir efor falan gösterdiğin zaman rakibi bozmak daha kolay oluyor. Ama 2022 basketbolunda bu kadar geniş sahada bunu yaparken çok da dikkatli olmak. Zorunda. Asıl mesele de bence ve işte şey, rakibin çok toplu oynayan, aşırı bir e, toplu oynayan ve çok etkili olan bir gardı varsa belki Şehmuz'u monte etmek veya işte yok için bizde ilk yarıda yaptığı etkiyi dengelemek adına Ercan'ı başına vermek gibi formüller bulunabilir. Ama bu maç ne derler? E, anahtardır. Senin ana stratejik planın olamaz. Ana stratejik planımızda aslında koyduğumuzu gördük. Yani biz top tarafını kalabalık tutacağız. Ekstra efor göstereceğiz vesaire. Bunu açık sahaya dönüşeceğiz. Yalnız burada işte Orkun'un söylediği konuya geri dönüyoruz. Kaosla beslenme. Türk basketbolunun kimliği dedim. Türk basketbolu 2001 yılında da yani Avrupa ikincisi olduğunda da daha sonra 2010'da da, 2010'da da ka kaostan, rakibi bozmaktan evet, ve oradan enerji değiştirmekten inanılmaz beslenen bir takım. Biraz senin söylediğin işte ama bunun için kısaların topa baskı yapması çok şart. Bu konuda çok büyük problemimiz. Yalnız topu kalabalık tutarak yaptık diyelim bunun bir devamı var. Bunu sen açık sahaya değiştirdin. Açık sahada doğru karar vericiye ihtiyacın var. Bu takım nasıl problemi orada? Doğru şimdi Furkan'a Cedi'ye Larkin'e vesaire güvenebiliyoruz. Kısmen yapabiliyorlar. Fakat bu ortamda doğru, düzenli olarak doğru karar verebilecek kime çok güveniriz orası büyük soru işareti. Yani biraz onu düşünerek aslında Buğra'nı ek bir alternatif olarak Ergen Ataman burada vazgeçilmez oyuncu gibi gördü ama hı hı. yani ama konuda hep teorik kalıyor. İşte evet yani hep bir plan var. Yani Buran belki uzun döneme baktığımızda milli takım için özellikle işte pencere maçlarında düşünerek çok değerli bir oyuncu ama bu kadrodaki eksiklikleri düşündüğümüzde biraz lüks de kaçıyor olabilir. Mesela ya, topa baskı konuşuyor. Şehmuz elimizdeki tek alternatif. Yani Doğuş Özdemiroğlu mesela hani hiç ana plana yaklaşmadı bile hazırlık döneminde. Ee, ya yani biraz istersen kadro yapısıyla alakalı devam edelim. E, Orkun yani sen de bu takımın kimliğini değerlendirirken işte oyuncuları nereye koyuyorsun? Larkin'in biraz hani inisiyatifinin artması gerektiğini söyledin ama e, yani e, takımın Furkan, e, Cedi, işte Alperen üçlüsünün yanına Hani alternatif bulmakta da biraz zorlandığını görüyoruz. Hep teoride kalıyor. Larkin'le ilgili senin söylediğinde şöyle küçük bir şey ekledim. Ondan sonra şimdi Larkin konusunda şöyle bir açmaz var. Larkin belki de en çok topu emanet etmek etmeyi isteyebilir. Fakat bu da Larkin'in daha etkili olduğu e, birebir skor, yani skor gücünü biraz düşünüyoruz. Çünkü Larkin bakıyorsun abi ilk, ilk yarıda iki şut kullanmış, altı asist yapmış. Bu şimdi başka bir oyuncu için iyi olabilir. Larkin için iyi mi, onun ideal kullanımı mı? biraz mecburiyet mi bunlar da soru işareti. Çok doğru. Fakat orada bence şöyle bir şey var. Şimdi ee, Larkin'i daha fazla skorere çevirmek, çevirmeye çalışmak elbette mantıklı. Ama onun için mesela Efes'te olduğu gibi yanında bir Mitsich figürü olması lazım. Şimdi burada onu yapmaya çalıştığın zaman Larkin'e kritik anda topu kullandıramama gibi bir şeyin de e, ortasında kalabiliyorsun. Top kullandıracak ben... adamı bulurum da verecek adamı bulamıyorum. Yani diyorsun. evet o, orada da işte karar şeyine geliyoruz. Yani ben burada e, şey demiyorum yanlış anlaşılmasın Larkin'e top verilmiyor falan değil kastettiğim fakat özellikle Larkin haricindeki bizim öne çıkan hücum silahlarımız çok o top trafiğini sağlayacak e, tipte değil ama biraz daha kendi atmaya odaklı oyuncular olabiliyor. Ha şu da var yani tabii ki Furkan da topu elin top kullanmalı top kullanmalı derken şut atmalı anlamında demiyorum Furkan topla haşır neşir olduğunda artık iyi biliyoruz ki özellikle FIBA basketbolunda daha verimli olabiliyor. Cedi'nin de onu zaman zaman kullanması gerekiyor. Fakat ben ana parçanın burada Larkin olması gerektiğini düşünüyorum. E, ve o arkaya e, arkada kaldıkça o hiyerarşide Etkinliği düşüyor, bütün takımın etkinliği düşüyor. En önemli yaratıcımız çünkü sıkışık anda özellikle biz Cedi üstünden, Furkan üstünden yaratmaya çalıştığımızda sahada Larkin de varken bence bir şeyleri kenarda bırakıyoruz, bir şeyleri ziyan ediyoruz gibi geliyor. Elbette eşleşmeye bağlı olsa da ee, kimi dördüncü parça bulabiliriz. Yani onun herhalde net bir yanıtı yok. Yani Ercan konusunda kesin katılıyorum sana ama biraz da evet e, maçtan maça herhalde değişmesi gereken bir plan bu, değişecek bir plan çünkü. E, yani ben kadronun bütününe baktığımda ne çift uzun işte Sertaç Alperen kullanımı ne herhangi bir dört numara alternatifi ne senin söylediğin gibi dört numara cedi bunların hiçbirinde çok tatmin edici bir yanıt aldığımızı düşünmüyorum. Yani uzun vadeli ve e, her durumda her oyun planına işleyecek uyum e, sağlayacak şekilde. Abi çok spesifik çok özel eşleşme aracı Alperen'in beş numara oynayamayacağını artık kabul evet. edelim kabul edelim yani. Hani onu bir onu bir koyalım. Ee, burada bence Alper'in de belli kabahati var. Yani e, şey bu son iki maçta hiç fena gözükmedi Alper ama onun iki, ilk, maçlarda çok şey gözükmüştü. Yani hiç yeni yeni kendini buluyor ama fiziksel olarak da daha doğrusu savunmak şeyi olarak da fundamental olarak da beş numara savunmak konusunda çok ciddi problemleri var Alper'in. Şu aşamada en azından. 2-3 sene sonrasını görürüz ama biz önümüzdeki iki haftaya bakıyoruz. 2 sene sonrasında değil yani. Ee, bu da Sertaç da çok formda gelmedi. İnşallah toparlar. inşallah kendine gelir o da. E şimdi burada e, senin en başta söylediğin Kalecin yok. Kalecin olmadığı zaman dışarıya da baskı yok. O zaman hani savunmayı nasıl kurgulayacaksın? Asıl e, büyük yaşadığımız problem ama işte onu bir şekilde işte top tarafına kalabalık tutalım. O rakibi bozarsak, rakibi hata yap yani e, öyle bir ortam veriyorsun ki rakip kendi kendini biraz baltalamaya Hı -hı. başlıyor. ha Belli rakiplere karşı özellikle iyi karar vericisi olmayan rakiplere karşı neyse ki Avrupa Basketbolu öyle bir noktada ki... ...gerçekten iyi karar verici. Yani eski tabirle oyun kurucu diyeceğim artık... ...oyun kurucunun tanımı, rolü ve pozisyonu çok değişti ama... ...ona top yönlendirici diyorum ben artık. Top yönlendiriciler konusunda bütün Avrupa çok ciddi problemler yaşıyor. Yani o yüzden de artık rakibi bozmak ve... ...daha gerimsiz, daha kötü kararlara itmek bir miktar daha kolay. Ama bu şey ne derler... ...yara bandı aslında. Yani ana bir formül, ana bir strateji ve rakibi alt edecek bir düzenden çok rakibi biraz daha daha verimsizleştirecek bir düzen. Ha bunu yapabiliyoruz, yapma, yapmalıyız. Başka zaten bence alternatifimiz yok. Yani bu kadroyla, bu yapıyla bizim iyi bir savunma kurgulamamız mümkün değil. Yani öyle bir personel yok elimizde. Gördüğümüz performansa bakarsak da özellikle rotasyondan sonra zayıf tarafa yetişmeler, işte help and recover'lar falan tamam top tarafında iki kişi tutuyoruz ama onun için boş bıraktığın oyuncuya çok çabuk geri dönmen lazım. Buralarda falan çok problemimiz oldu. En başta Letonya maçında falan çok belli oldu. Sırbistan maçının ilk yarısında da. Ha bu takım işte böyle bir savunma yapacak. Bu yeterli olur mu? Bunu arayacağız artık. Çünkü şu 12 kişilik kadro da belirlendi. Sen de söyledin. bir kaleci olmadığı zaman zaten başlı başına bir problem. Her takım için bir problem. Ama Sertac'ın ben daha iyi oynayacağını düşünüyorum daha iyi olacağını. Zaman zaman biz işte Alper'ini 5'e çekip Cedi'yi 4'e çektiğimizde özellikle maç çok kızıştığında rakip de biraz böyle adrenin yükseldiğinde ortamlarda başka avantajlar devşirilebilecek anlar olacak. Erciş işte biraz evvel ikiniz de, yani üçümüz de aslında bu konuda aynı fikirdeyiz. Yani maçın gidişatına göre Ercin'in kullanımlarıyla vesaire idare ederiz ama her şey idare etmek üzerine kuruluyor evet, bu, bu bi, senaryoda. Yani bir şey, e, hep yama yapmak tabii üzerine mi? devam ediyoruz. Yani ben şunu söyleyeceğim, en başta söylediğimi aslında tekrarlıyor olacağım ama e, en azından bu idare etme ve bir takım çözümleri e, bulmak için önümüzde bir zaman var. Yani tabii ki ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor gruba ve hata kaldırmayabilir. Çünkü çaprazı herhalde konuşacağız birazdan. Yani lider bitirmek bu grubu hakikaten çok önemli. Fakat en azından... İşte e, biraz önce söylediğimiz gibi yani Letonya'ya, Sırbistan'a kıyasla kağıt üzerinde daha aşağıda kalan takımlarla oynayacağız e, grupta ve e, otomatik olarak galibiyet önümüze getirmiyor. Fakat bize belli bir hata payı önceki maçlara göre sağlıyor bu. Ee, burada şey de çok önemli, Türk milli takımının psikolojik hali her zaman evet. çok değerlidir. Ve galibiyetle başlayıp arka arkaya galibiyetler almak e, takımı çok yukarı kaldırabilir. Tersi de mümkün ama e, burada da bir fırsat var ve kaçırılmaması gereken bir yani 2009 mesela yani Polonya en temel örneği yani bizim hmm. hiç öyle bir turnuvamız olmadı normalde. Yani grubu süpürdüğümüz, işte Sırbistan'ı yendiğimiz, Litvanya'yı yendiğimiz ve İspanya'yı yendiğimiz aynı turnuvada başka bir turnuva yoktur. Ama burada mesela e, hani kendi grubumuza dönecek olursak aslında de biraz avantajlı. Hmm. Yani e, bizim turnuva içerisinde gelişmemize müsait bir fikstür var. İlk maçı Karadağlı oynuyoruz. Karadağ tabii ki kötü bir takım değil ama yani Gürcistan ya da İspanya ile grubu açmak yerine tercih edebileceğin bir rakip. Sonrasında zaten Bulgaristan ve hani Gürcistan'la oynayacağın maç e, İspanya-Gürcistan maçının ertesi günü. Yani Hı -hı. back to back yapacak orada Gürcistan ve biraz nispeten yorgun da olabilirler hem mental olarak. hem mental fiziksel. fiziksel olarak ve son maçı İspanya ile oynuyorsun. Aslında yani ideal bir senaryo. Türk Milli Takımı düşündüğümüzde çünkü bu takım bana hep şey hissiyatı veriyor. Yani böyle rahat kazanırsa hani kötü kaydedilmesi gereken bir sonuç gibi. Yani kırbaç biraz yakın olmalı. Yani hep böyle bu takım e, sınırda yaşamalı gibi bir hissiyat evet. var Ve bende. Ve oradan da bir kar topu gibi evet, oradan, büyüyebilir belli bir yani bilmiyorum, kadar. Belki tabii ki şey e, basmakalıp alıp bir düşünce olabilir ama ha, oyuncuların e, e, Kaan abinin de söylediği gibi yani hep bir yama yapma, hep bir yeri doldurma ihtiyacı biraz da turnuva içinde büyümesini bence bekletiyor. de takımın özellikle savunma tarafından bahsettik hani personelin gerçekten savunma anlamında oldukça yetersiz olduğunu kabul edelim. Fakat bu söylediğine de uygun. Yani yama yapma... Başta mesela... Şimdi bu takımın bir numaralı oyuncusu kim? Cedi değil mi? Yani en iyi oyuncu diye bahsetmiyorum. Hani lead, yani şu anki kariyer, kariyer, kariyerinde geldiği nokta olsun. Takım içindeki e, duruşu olsun. Mesela Cedi'nin vücudunda... E, Cedi'de e, ortaya çıkan özellikler. Yani her şeyi yapabilme ama hiçbir şeyde bazen yani zaman zaman olsa da düzenli olarak belli şeyler ağırlık koyamama. Aslında bu takımın genel kimliğine de çok uygun bir şey. Bu Buradan işte avantaj. Yani bu takımın gücü buysa bundan avantaj devşirmemiz lazım. Ee, yani çaprazı konuşalım eee Korkun istersen. Pek konuşmasak. <gülüyor> <gülüyor> önce grupta bahsetmişken hani, Hı -hı. çok kısa geçelim istiyorsan. Hani e, Karada e, bu bir kere şey önce bu Avrupa Şampiyonası beni biraz şaşırttı çünkü e, herhalde pandemi sonrasının belki de olumlu etkisi mi deneyelim. NBA oyuncuları arasında Vucevic hariç Gelmek istemeyen, daha doğrusu bu, gelmek istemeyen çok doğru tabir değil ama... O üst profil arasında. E, evet evet en üst profildeki oyunculardan bahsediyorum. Yani milli takımların e, kadrosunda bulundurmak istediği oyuncular arasında çeviç hariç herkes gelmeye büyük bir hevesli oldu. Tabi aralarında sakatlananlar, devre dışı kalanlar oldu ama herkes geldi. Evet. Yani yan isimden yok içinde zaten hani MVP adaylarında Don Cicile vesaire. Bir de Vucevic e, zaten ufakta bir sakatlığı vardı playoff'tan sonra ama o hani bu yazı, bu yaz beni affedin dedi yani... Yıllarca Karadağ'a taşımış oyuncudu. Hı hı. Bu yaz izin isteyen tek o oldu. Bu ama tabii bizim için küçük de olsa evet. bir avantaj oldu. E, diğer tarafta... <laughs> 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 ben mesela Gürcistan konusunda çok endişeliydim. Evet, Çengeli'ye evet. sakattı öncesine kadar. Ben hala endişeliyim. Çünkü Gürcistan en üst düzey takımlar arasında gözükmese de çok sert ve gün geçtikçe basketbol dünyasında bireysel anlamda en azından. Hı -hı. Belki takım anlamında henüz oralara gelemeden ama bireysel anlamda çok daha değerli oyuncular çıkıyor. Ve çok sert bir takım. Sert takımlar her zaman eğer aynı sertlikle yanıt veremediğin anda seni çok kötü kırabilir. Bir de Gürcistan mesela bizi şeyle de çok zorlayabilirdi. Yani Şengel ya e, sakatlanmasaydı o zaten daha bariz olacaktı. Dört numarada diyoruz ya bizim çözümümüz nedir net çözümümüz Hı -hı. ve bir yanıt ortaya koyamıyoruz. Şimdi Gürcistan hep iki uzun ya da Şengel ya artı bir ee, ikna edici uzun, iyi uzunla oynayabiliyor. Çünkü orada her ne kadar odak noktası o olsa da Şermadin'in de var. işte e, Mamu Kelaşvili var. Bitadze var. bir taze ee, Bitadze var. Bitadze'yi kenardan getirebiliyor mesela. Belki Bitadze, Şermadin'i yaptığını göreceğiz. Mamu e, Mamukelaşvili ile o iki uzundan birini kullanabilecek e, bunları hep yapabiliyorlar. Fakat işte şey, yani guard desteği sınırlı evet. kaldığı için orada da yani problem Mac, ortaya çıkıyor. McFadden'a bir alternatif daha yaratabilse ya da bir ikide bir oyuncusu daha olsa Evet elit. yani Gürcistan bu grubun hani liderlik savaşı için yazılabilecek bir takım normal şartlar. Tabii ev sahibi yani şeyleri. şeyleri tabii katarak söylüyorum. Artı e, DNA'larında olan sertliği de eklersek. Fakat e, kısa dedin, abi kısa bütün herkesin problemi. Yani kısa konusunda kendi iyi hisseden takım olduğunu zannetmiyorum. İspanya dahil. İspanya dahil. İspanya, İspanya zaten. İspanya herhalde son... <laughs> ben gruptan bahsediyorum <laughs> da. şey son olarak da İspanya'da gelirsek hani karşı grubu şey, İspanya'da herhalde son 30 yıllık dönemi düşünürsek 25 yıl falan düşünürsek belki de kağıt üzerinde yalnız. Kağıt üzerinde en zayıf İspanya olabilir. Yani hakikaten çok önemli bir geçiş dönemindeler. Ee, yani Hernan Gomez'ler en üst profil oyuncu gibi gözüküyor. Ha, takım olarak bütün herkesten daha iyi takım oyunu oynayacaklarına eminiz. O yüzden kimse İspanya'yı madalya adaylarının dışına atmasın. Ama kağıt üzerinde de bu kadar zayıf bir İspanya hiç görmedik. Bu arada bu yaz İspanya açısından çok ilginç oldu. Belki de tarihin iyi altyapı jenerasyonları Hı -hı. yaşadılar. U16, 18, 16, 18 ve 20 yaş altında hepsinde madalya aldılar. Çok üst düzey oyuncular. Nunez'i de oradan çıkarıp A takımı aldılar. Aslında o jenerasyonların en iyi oyuncusu. Ve e, yakın gelecekte tekrar muazzam bir İspanya geliyor ama bugün mesela e, Juancho, Villa Hernan Gomez işte belki Abrines bile değil yani. Abalde. Rudy hiç kalmadı. Abalde, Rudy yani Allah işte Lorenzo Brown'un zaten devşirmiş yani olması o takıma da çok şey anlatıyor. şey anlatıyor. Ama kısa ya yani kısa pozisyonda bakıyorum ben işte Fransası yani iddialı takımlara bakıyorsun. Şimdi Doncic yani Slovenya dışında hakikaten iyi kısası olan takım yok yani en üst düzey kısası kasa, kısa konusunda iddialıyız diyebilecek takım yok. Evet. Yani şey grubu çapraza mı? Çapraza geçmeden hani Kana abi de girmişken tekrar oradan bir iki cümle daha sahiplerim istersen. Şimdi Bulgaristan'ı hani konuşmuyoruz. Hı hı. Ama yani Bulgaristan'da tabii yani Vezenkov, DiBost mesela çok potansiyelli evet. iki oyuncu ya da Ters günde çok iyi sezonlar lazım. geçirmiş. Hı iki oyuncu e, var. Bezenkov'un sezonu bitiriş, başlangıcı değil ee, bitirişini görsek daha iyi olabilir. <laughs> Aynen. ya Belçika mesela hani burada şimdi izleyiciler şey diyor, her takımı da işte büyüttünüz e, gibi olmasın ama mesela Belçika'da da hani atletizm açısından işte Aynen. kısalarda Obasuan, Bako var, Tumba var yani hani bu takımlar bizim çok kötü günlerimizde problem yaratabilecek takımlar normalde ama hani Türkiye normal şartlarda kağıt üzerinde değil sadece eğer konsantre bir şekilde başlarsa zaten hani Belçika maçı da Bulgaristan maçı da rahat geçmeye çok o da aday maçlar ama bu takımlar şey değil yani nasıl söyleyeyim bir dönemki İzlanda gibi değil ya da bir dönemki Estonya gibi değil ki o ülkeler de çok değiştiler. Evet yani her türlü yenebileceğin e, böyle balık maçlar diyemezsin. Ve mesela Kırabilirsin ama erken. Aynen Belçika'nın mesela Fransa ile hazırlık maçını izlemiştim. İlk çeyrek Belçika adına gayet iyi geçti. Fransa adına berbat geçti. Ama mesela tam senin aslında e, işaret ettiğin durum vardı. Hani Fransa ile kendimizi biraz böyle benzeştirirsek Belçika karşısında. E, Belçika atlet bir takım. E, çok yetenekli olmadıkları açık fakat atlet uzunları var. Oradan çok saplanabiliyorlar falan ve yani baskı da yapabiliyorlar. Fransa'da, bir arada oynama devamlıkları yüksek. E, Fransa da dağınıktı ve üst üste top kayıplarıyla galiba çift tane yakalamıştı o maçta Belçika ilk çeyrekten bahsediyorum sonra evet. fark ettiler. Şimdi öyle bir uyku halinde öyle bir böyle e, salsaklık halinde olmamak gerekiyor Belçika'ya karşı turnuvada cezası kesilir ama zaten e, çok böyle kendi ayağımıza sıkmadığımız müddetçe de problem olacağını da düşünmüyorum. Sadece tehlike arz ediyor dağınık bir gününde onu ortaya koyuyor. Yani Bulgarlar çok kötü bir hazırlık dönemi geçirdi zaten. Hani onları çok böyle şey istim üstünde gibi düşünmemek lazım ama Belçika'nın ve Almanya maçını izledim mesela. O maçta Daniel Taist oynadı. Yani yani hem Wagner oynadı, hem Schröder oynadı. Son bölümde kazandı Almanya. Yani 3 sayıyla, 4 sayıyla öyle bir şey olması lazım. Ya orada da kork çok uzun süredir zaten Belçika'da çalışan ve düzen Koçu. Belçika bizim normalde hakikaten turnuva geçmişimizi düşündüğümüzde biz rahat kazanırız deyip hep problem yaşadığımız profilde Aynen. rakipler aslında tarzda bir rakip ama yani bilmiyorum ben grubuttaki özellikle fikstüre baktığımda büyüyerek ilerleyebileceğimizi düşünüyorum son iki sınav kötü geçmiş olsa da. çaprazı Can abi konuşmayalım bir <laughs> şakayla karışık konuşmayalım şimdi. Bu arada şöyle. en başta statüden bahsettik yani. <laughs> evet. tabi, yani biz A grubundayız işte B grubunun çaprazının yani biz birinci bitirirsek B grubunun dördüncüsüyle oynayacağız işte ikinci bitirirsek üçüncüsüyle oynayacağız ve şimdi B grubunda şöyle takımlar var yani Fransa, Litvanya, Slovenya, Almanya, Bosna. Yani Macaristan'ı saymıyorum burada. <laughs> ee, ama yani, yani mesela, üç tane favoriler arasında e, telaffuz edilen ülkeyi saydın zaten. Ben dergi dergideki işte bir yuvarlak masa yaptık. Orada da söyledim aynısını. Ya yani Bosna'yı bu gruptan çıkar. <laughs> bizim gruba koy. Bela. Bence Karadağın önünde bitirir. Yani <laughs> bence çıkar. C'ye koy. İtalya, Hırvatistan, Yunanistan. Bunların arkasında bence dört bitirir. <laughs> D'ye koy. Yani İsrail, Finlandiya, Sırbistan, Polonya, Çek buradan da çıkabilir. Ki çıkma muhte yani ihtimali bence yüksek. Yani öyle bir grup. Yani burada hani Bosna zaten Fransa'ya karşı da kazandı. Yani Almanya'yı dörtte alıp biz diyelim ki birinci bitirdik. Bence rakipten ziyade mutluluk verici şey şu. Berlin'de oynayacağız maçı. Türkler ben Almanlardan fazla olur. Yani hani bize son 16'yı son 16'yı deplasmanda oynamayız bence. Hani bence işin artı kısmı o. O var. Bir de şunu da söyleyelim. Şimdi tabii ki Fransa işte Litvanya, Slovenya dediğim gibi yani burada e, Fransa'nın problemleri falan var konuşuruz ama bir çırpıda 3 tane favori e, favoriler tabii. arasında telaffuz edilen ülkeyi sayıyorsun. Almanya'daki eksiklerden iki tanesi falan bu kadroda olsaydı Almanya da çok belaydı yani evet. yine belki dördüncü bitirdi evet, de ben... şey yapamazdım biz lider bitirelim Almanya ile oynayalım işte Berlin falan a geçeriz rahatlıkla diyemezdik çok kritik eksikleri var buna rağmen mesela sen anlattın zaten evet. geçen gün Slovenya'yı farklı yendiler. Yani kesinlikle ciddi alınması gereken, kesinlikle hala kuvvetli bir ekip ama o eksikler de gelseydi eyvah derdim. Ciddi anlamda. Hazırlık dönemini iyi geçirdi Almanlar. Çok iyi. Ya Orkun'un altını çizdiği işte eksikler. Hartenstein yok. Tibor Pley zaten milli takımdan hani ayrılmıştı. E, Kleber yok. Hani Bonga yok. Hı, hı. E, Tyson, Mo Wagner sakatlandı. E, Mo Wagner de. zaten şey, e, gelmedi. Yani 5 numara rotasyonunda işte Wolfhard Boterman'la oynuyorlar. Almanya orada yüksek profili bir oyuncuya sahip olsa çok başka bir takım yani tabii. bugün e, kağıt üzerinde. Bir de tabii şey var. Yani zaman zaman, milli takımda çoğu zaman olumlu oluyor ama zaman zaman çok artı yazsa da çok eksi yazabilen bir Deniz Şüroder var. E, Deniz takımının olmaması tabii bu turnuva başlarken e, o da ilginç bir detay. Yani bu turnuva şimdi artı mı yazar eksi mi yazar Deniz Şüroder'e. Alman milli takımda her zaman iyi olduğu tarafları çok daha fazla görsün. Yani doğru. olağanüstü bir delici olduğu için bu tip organizasyonlarda çok etkili oluyor diyor Deniz Öyle ama son yıllarına baktığımızda Şuray'lar paranın peşinde koştuğu yıllarda hep <laughs> aşağı doğru gitmiş <laughs> bir oyuncu yani. Para konusunda da yanlış kararları vermiş bir oyuncu. O yüzden emin olamıyorum. Slovenya'da Goran Dragic'in çok ciddi düşüş gösterdiği bir periyot var son 10 gündür. işte o ufak sakatlıktan sonra sahada da iyi görmedik yani biz zaten bir maçın 3. çeyreği, 2. 3. ve 4. çeyreğinde oynamadı. İşte Almanya maçında oynadı ama çok iyi değildi. Bizim canımızı çok yaktıktan Yaktırız, sonra Evet, or oradan sonra devam etti. Ya yani bu grupta kimi favori görüyorsunuz? Hala Slovenya mı? Ee, yoksa yani benim turnuvadaki genel sürpriz adayım Litvanya ama Hani grup liderliği için söylemiyorum. Ben mesela kendimce bir bracket yaptım. Alt tarafta Sırbistan Litvanya'yı oynatıp Litvanya' devam ettirmiştim. Sürpriz tabii ki bu. Ama yani benim bu grupta en çok çekindiğim takım. Yani Türkiye kimle eşleşsin istemem. Yani Fransa ve Litvanya bence daha zor takımlar olabilir bize rakip olarak. Ya işte Fransa ve Litvanya'nın olağanüstü artıları var. Yani başta işte Gober, Valenciunas, Sabonis gibi NBA'de işte all star seviyesine gelmiş ki özellikle Gober özelinde 2-3 kere yılın savunmacısı olmuş vesaire e Sabonis gibi organizatörün yanına gibi çok temiz bir uzun ama hepsi uzun abi Hani şimdi bakıyorsun kısa pozisyonda da Albisilere falan kalmak zorunda kalıyorsun e, Litvanya yani yetisin yerine birini, birini bulmaya çalışıyor. 10 yıldır falan bir, birini bulamadılar. Aslında şar, şarastan almak <laughs> lazım yani evet. kaliniyetis'ten değil de. Hayır hani hayır. yetisin yerine bulmaya çalışıyorlar. Yani o, o olmasın da onun yerine bir, doğru düzgün bir numaramız olsun diyorlar. Yok abi. Ya olur ben Brazdeikis, Giedraitis, Grigonis hani ilk defa ben Litvanya'nın kısa yine dediğin gibi abi tabii çok şey değil böyle yüksek profil değil ama ya bilmiyorum Litvanya ilk defa bence hani yaratıcı sayılabilecek kısalara sahip uzun süre sonra. Litvanya'da bir de şu var pardon abi araya girdim. Yani Kaan abinin söylediği çok doğru. Şimdi Fransa'da da Litvanya'da da uzunlar ve kısalar şeklinde kadroyu ayırıyorsun ve bir profil farkı var. Fakat Fransa uzunlarına göre Litvanya uzunları farklı. Evet. Ee, Sabonis ki aynı zamanda çok iyi bir oyun yönlendirici olabildiğini zaten biliyoruz. Ve Valenciunas. Ve FIBA basketbolunda e, Valenciunas tipi uzunların değeri daha da artıyor malum. Ee, mesela Fransa'da o yok tam olarak ne? onların problemlerini daha da büyüten bir şey yani onların çok kaliteli pivotları var fakat Valenciunas gibi Domantas Sabonis gibi kullanabilecekleri uzunlar değil Fransa'nın sahip oldukları. Litvanya'nın en büyük avantajı da mesela bunu bir kulüp takımında veya sadece NBA'de değil Euroleague'de bile kısmen zorlanabilirsin Valenciunas ve Sabonis gibi iki uzun yan yana oynatmakta fakat FIBA yani şeyde milli takımda oynatmak eksi yazmadığı gibi çok daha fazla artı da yazabiliyor. Artistsabonus'un oyun kurma özellikleri falan da çok değerli. O yüzden e, Litvanya'nın buradan bir çıkma ihtimali yok. Ama şimdi gidip gelip Slovenya tabii e, son 2017 şampiyonundan bir, sonra da hani çok e, şey gösteriyor. Doncic'in dünya üzerinde geldiği yeri de biliyoruz. E, çok öne çıkarılıyor çünkü bu tip organizasyonlarda yaratıcı oyuncunun belirleyiciliği ya da ibrede ibreyi değiştirme ağırlığı diyelim, şeyden çok daha fazla uzunlarda. Yani bu yüzden bir, yani şimdi Jokic, Sabonis, Gober, Yanis diyorsun değil mi? Yani bunların hepsi hmm. NBA'de en üst profildeki oyuncular. All-Star seviyesinde oyuncular. Don yaratacağı etki, Don Cic bunlardan çok daha iyi, bence mesela şu anda dünyanın en iyi oyuncusu Yanis Antetokounmpo. Yani dünyanın bir numaralı oyuncusu kim dersen Yanis Antetokounmpo. Ama mesela Yanis'in yarattığı etkiden bir tık fazla etki yaratıyor Don ideal senaryoda. Yenisinde bir açık sağ falan gibi çok e, yıkıcı etkileri de olabiliyor ama. E, ama işte kısa pozisyonuna güvendiğin zaman eğer Dragic bizle oynadığı maç gibi oynayacaksa ya da 2017 gibi oynayacaksa bu Slovenya için daha büyük bir avantaj yaratıyor. Ki uzun pozisyonları da Slovenya'nın çok kötü evet. değil. kötü yani, değil. Tobi Çançar ne evet. olursa olsun. Çançarı dörde çekiyorsun. Yani şey değil oradan çok fazla zarar görmedikleri zaman kısaların yaratacağı fark uzunlardan her zaman fazla oluyor. Bir de yani Prepelic de mesela derinlik katan bir yaratıcı. Kesin. Yani üç tane ana yaratıcın var yani Prepelic, işte Dragic, Doncic. Bu Dragic'in iyi olduğu senaryo. Zor yani Zoran Dragic'i daha diye ekleyelim buraya. Yani işte şey eksik kalmasın. Ama Estonya iyi durumda olursa zaten herhalde üçümüz de hemfikiriz grup liderliği için. Tabii ee, ama en iyi durumda mı geliyorlar? Mesela şey... Yani Kaan abinin söylediğine kesin katılıyorum. Uzunları da iyi ve tamamlayıcı özellikle Doncic falan tamamlayıcı oyuncular ama e, sen demin dediğim gibi yayındaydın mesela ben Almanya maçındaki o devasa rebound farkını biraz endişe verici buldum Slovenya açısından. Ya Çünkü Almanya'ya karşı şimdi, yani hani şimdi, şey, Fransa'ya karşı da değil yani. Ha oraya gelecek. karşı ne olacak o zaman? E, gruba bak Litvanya, Fransa, tekrar Almanya yani o maç 50 defa not edildi ve o maçı e, o maçın senaryosunu tekrarlamaya çalışacak bütün rakipleri bu grupta ciddi anlamda başını artabilecek bir şey yani Slovenya'nın bir avantajı mesela bizim de konuşuyoruz. Şimdi bizde Larkin'in çok iyi fiziksel durumda olmadığı bir senaryoda bizim switch yapan takımlara karşı hücum etmemiz çok kolay değil. Ama mesela Slovenya, yani mümkünse switch yapın e, diyorlar. Yani çünkü çok kolay da ad adam eksilten bir takım ve hani burada e, Fransa'da mesela Bosna maçı çok kötü bir sınav, kuşkusuz. Yani uzatmada da ki işte Nurki çıktıktan sonra kaybettiler. Yani ben yani bizim eksiklerimizi düşündüğümüzden Litvanya-Fransa çok ters gelir bize diye söyledim ama bu grubun en iyi takımlar Slovenya oldu yani potansiyel olarak bence aşık yer ama Fransa ciddi problemli ya yani onlar hani Bosna öncesinde hazırlık arttı ilk şeyle kaybetmediler ama. Ee, yanıltmasın çünkü genelde zaten kolay maçlar oynadılar. Bu arada e, çok ufak bir düzeltme yapayım. Yani Vucevic dışında üst pro oyuncu gelmemiş mi? E, Batum'un gelmemiş olması da bence onları Hı, Orada ben şey diye düzeltmenim abi haklısın ama zaten Batum hani artık 34 yaşında olduğu için biraz da zaten o ne? hani sakatlıklar üzerine dinlenmek için bunu Doğru. şey yaptı. Ben şey açısından söylüyorum yani milli takımların kadro İnşallah yani mutlaka bu kadroda olur diyebileceği oyuncular profili çizdim. Evet. Batum unuttum. Ve çok arıyorlar. Çok arıyorlar. Çok çünkü çok arıyorlar. E, Fransa kadrosunda da ciddi şu anda e, dengesizlikler var. Mesela De Colo'yu da arıyorlar ve arayacaklar. Çünkü Fournier'e felaket bir durumda geliyor turnuvaya kafa olarak. E, o, e, yani şey Deniz Deniz şu benzeri bir etki yani Toma Örtel'den şey aynen. bekliyor ve onda kontratı yok Onda kontratı yok. <laughs> örtel furniye kimyası <gülüyor> hakkında <gülüyor> şey yapamıyorum <laughs> bir şey Abi, söyleyemiyorum. Örte, örtel en iyi kafa yapısında gelse bile her an e, takım daha kendi takımına da zarar verebilecek bir oyuncu olduğu için ben bir şey demiyorum. Valla e, mesela numara numarada teorik olarak bunların yanında Luvavu kabarayı kullanabilirler ama Luvavu kabar o da eksik olan batum tipi bir oyuncu değil. Duyun. Ve orada mesela biraz savunma dengesi oluşturmak için şeyi Terry Tarpey'i kullanmaya çalışıyor. Amerika asıllı Fransız oyuncu. Ya onunla da başka problemler ortaya çıkıyor bu defa. Ciddi sıkıntıları var bu Fransa konusunda. Şöyle tıklının. genel olarak işte Slovenya hariç hemen hemen herkesin belki hani kısmen bir Litvanya'da diyebilirsin. İspanya'yı da bir kenara bırak. Top yönlendirici sorunu varken Fransa'da bu sorun çok daha büyük. Yani diğer herkesten daha büyük. Kesin. Peki son bir soru sorayım genel bir özet olsun. Yani biz nerede oluruz turnuva sonunda sizce? Belki gruptan başlayarak bunu değerlendirmek iyi olabilir. Favoriniz kim ve sürpriz adayınız kim? Vallahi bizim gidişatımızın ne olacağı çok belirleyici olacak. Ben o grup birincisi olamayacağız diye düşünüyorum. Yani İspanya gibi disipline İspanya'dan belki de kağıt üzerinde iyi olduğumuz çok az senaryodan biridir ama İspanya İspanya maçının son maçı olması işte bizi oraya kadar yükseltir mi şeyi var ee, olmayacak gibi geliyor bana. Yani biz İspanya'da eğer herhangi bir ekstra problem olmazsa falan yani İspanya'yı geçip de e, bir olmamız yani hem İspanya hem Gürcistan'ı geçip bir olmamız belki üçlü averajda falan olabilir bir olamayacağız gibi ve bu da karşı gruptan gelecek işte Litvanya Mesela Fransa maçı da çok ilginç olabilir. Ama ben sanki son 16 turunda kalacağız, tak diyeceğiz gibi geliyor. Karşı gruptaki. Ama dediğim gibi işte mesela ikinci olup üç, rakipte üçüncü Fransa olursa Fransa'yı yenme ihtimalimiz gayet var. Fransa'nın problem, Fransa'nın da bizden daha büyük problemlerinden dolayı. Tamam. Ama eğer hani illa bir şey diyorsa ben son 16 tur diyorum. Ben lider bitirebileceğimizi düşünüyorum ama işte malum yani baştaki zaten konuşmalarımız da biraz bunu anlatıyor, ifade ediyordu. Çok tahmin edilmesi güç bir takımız. Yani genel olarak böyleyiz, bu sene yine böyleyiz. Dolayısıyla her bir, branşta böyleyiz. Bitiririz diyemiyorsun, ya bitiremeyiz abi, diyemiyorsun. De bu yakışıyor. Öyle <gülüyor> öyle. öyle. <gülüyor> biraz bu kimliği edindik zaten. İspanya ee, maçı öncesi başlarız abi. Gürcistan, Slovenya <laughs> o onu yaparsa biz de ondan sonra şeyle oynuyoruz. Yeni Zelanda ile oynuyoruz. Ben vallahi yine de hani son iki maçtaki özellikle ciddi alarmlara, sıkıntılara gözüken sıkıntılara rağmen bu grubu lider bitirebileceğimizi düşünüyorum. E, o da tabii ki son 16'yı da geçme kapısını şey yapar. Ben hani çeyrek final olarak biraz tavanı e, kendimize koyuyorum. Favori kim diye sorarsa. Tavan başka bir şey yalnız ben tavan anlamında söylemedim. Yok Onu yok lazım. ben hayır ha. yani oraya kadar ulaşabiliriz ama ondan ama sonrası biraz. Ama çeyrek şey değil bak yani son 16'yı eğer senin senaryonda lider çıkarsak biz hı hı. E, çeyrekte İtalya'ya da çeklerin gelme ihtimali yüksek. Yani o çapraza gidiyorsun kuvvetle muhtemelen. Doğru aslında o, o da, da var. var. Yani aslında bence son 16 biraz yarı final anlamında da gelebilir. Hı hı. Yani Bence ya son 16'da da takılırız ya yarı finalde takılırız. Böyle deyince hani tuhaf <laughs> gözükmesin ama <laughs> çeyrek, bir, çeyrek yani şöyle çeyreği çeyrek, muhtemelen geçeriz biz. Gibisi. Çeyrek final son alttan daha sert gözüküyor. Daha, daha kolay, kolay gözüküyor. Evet. Şekler demişken bu arada hani o tarafa çok girmeyelim ve yani onların da ciddi bir soru işareti var. Satoranskili ve Satoranskisiz çünkü bambaşka iki takım oluyorlar ve darmadağın oldular Satoranski sakatlandığından beri. Favori kim dersen ya bu konuda fikrim günden güne çok değişti ama ben e, Mesela başta biraz soru işaretlerim olsa da şimdi tekrar Sırbistan'a kaydım. Ee, o, çünkü Slovenya'yı mesela çok problemli gördüm biraz önce konuştuğumuz gibi Yunanistan'ın beni hala çok ikna etmeyen şeyleri var ve Sırbistan e, tekrar benim kafamda yükseldi favorilik anlamında. Ya yani Sırbistan da kusursuz bir takım değil. Yani Hiç onların da de çok yani zaten bizim Londe'daki ikinci yarıda da gördük. Ama en fazla alternatifi ve e, Tabanı da bence en düşük takımlardan biri. Evet standartta en yüksek ta takım belki Şöyle, Sırbistan olabilir. Şu anda İspanya oradan devre dışı kalınca zaten komple takım kolay kolay bulamıyorsun. İspanya devrede kış kaldı yani düşük profilde kaldığı için söylüyorum. Herkesin bir takım eksikleri, problemleri var. Özellikle kısa pozisyonlar için konuştuk. Ama Sırbistan'ın bunları çözebileceği veya alternatif oyuncu üretip belli bir standartın üzerinde kalma senaryoları her zaman daha fazla. Potansiyeli daha yüksek takımlar var. ama ben mesela bu sefer Yunanların Yanis etrafında çok daha iyi organize olduğunu görüyoruz. Yani Yanis'in kullanımı konusunda vesaire. Çünkü açık sayı daha fazla zorlu. Yunanlar aslında hayat yani Yunanların DNA'sında yoktur açık sayı zorlamak. Yani öyle bir şey yok. Ülkenin basketboluna aykırı. Yani Yunan guard dediğin şey öyle oynamaz yani. Pozisyon düşer. İşte sulu kastın yunan Bu Budur yani. <laughs> ama Yunan basketbol bu sayede yıllarca başarılı oldu. Evet. Şimdi Yanis'le bunu, Yanis'in en büyük avantajı Yanis. Yani olağanüstü bir oyuncu ama açık sahada yarattığı farkı dünyada hiç kimse yaratamaz. Yanis'in yarattığı farkı. Ama bunun için kısaların ona koydum. Nitekim Yunanistan'ın bu değişimi kısmen de olsa yapabildiğini kafada. Kalates falan olmak üzere görüyorsun. Ama bu da bir yerde onları tıkar. Yani sonuna kadar gitmek için daha komple, daha alternatifli, daha alt limiti yüksek bir takım olmak lazım. Ve hani sonuçta yok için ne kadar önemli olursa olsun yok ya da yok için full oynamadığı maçlarda da alternatif üretebilir Sırbistan. Yun Yunanistan için öyle bir şey geçer değil. Yani Sırplar için hani biraz belki duygusal bir bakış açısı gibi gelecek ama yani hakikaten en önemli iki oyuncu belki de hani Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları. Yani Marco Guduric ve Nemanja Bielitsa. Çünkü hani Guduric iki maç oynadı. bir Yunan maçı, biri bizim maç. Bizim maçta da çok etkili oldu. O maçta da yine kenardan gelip çünkü sahip olmadıkları bir şey veriyor Guduric. Yani iki, iki numarada şütör yok. Ee, hani 3 kullanabiliyorsun zaten Guduric'i. Şimdi 4'te mesela bize karşı yine alan genişletmek istediği zaman Peşic Jagodic Kurica'yı kullandı. Evet. Yani turnuvada olmaz o. Yani çok işleyebilecek bir düzen değil. Bielitsa'nın 4 numarada yani iyi bir Nemanja Bielitsa gelirse Sırbistan'a o zaman çok farklı bir e, beklenti olabilir. Çünkü şu anda Sırplar da bence çok ideal bir ortama sahip oldular. Yani Bogdanovic sakatlı. sonrası Sırplar şampiyonluk adayları arasından kamuoyu gözünde silindi. Ama e, hani peşiş de bu ortamları çok sever. Baskı biraz üzerlerinden kalkmış oldu. Kalkmış durumda. Anlamda. Yani o açıdan evet Sırbistan... Onlar da kısa pozisyonda zorlanırdı ama işte Bielitsa yok işe sahip olduğu zaman tamam kısaların çok iyileşmiyor ama kısa görevlerinin önemli bir kısmını oralara devşirme ki ihtimalin oluyor. Artık Kalinç de işte iyi durumda. Evet Kalinç de işte iyi durumda. Zaten 3 numara rotasyonu inanılmaz geniş sanırım. Evet. Yani Lucic'i de Hı. orada saydığımızda. Ee, peki yani sürpriz adayınız var mı? Ya bilmiyorum hangi takımı sürpriz klasmanında görmek lazım. Mesela ben bir Hırvatistan duymak istiyorum bu ikili de. Yani e, kadroya cesur bir Hırvatistan tahmini. Bence bu programa çok yakışır. Hırvatistan diyecek kadar kendimden vazgeçmedim. <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> Kimliğinin Mario Ezzonia'nın verdiği <laughs> bir takımı. <laughs> Bak çaprazda işte şey Çek İtalya çaprazında da diğer takım onlar zaten. Ya yani ben hani şey yani, olarak söyledim. Mesela Hırvatistan yazın başında feci problemli gözüküyordu. Kısmi bir belki toparlanmaları olduğundan bahsedebiliriz de yani zaten onların da yıllardır süre gelen kimliği ve hiçbir zaman Hırvatistan o e, kadroya baktığında gözünün önüne gelen yetenek toplamına sağda ulaşabilen bir takım değil. E, guard sıkıntısı zaten bunun ana e, faktörlerinden, sebeplerinden bir tanesi. Bence aynı durumlar biraz yani bu, bu takım için de geçerli. Yani onların ilk beşi. İşte yani Jalen Smith'i de devşirmeleri evet. birlikte. Sonuçta işte, işte Boyan Bogdanovic, Jalen Smith e, şey. Hezon. Herkes yani. Amerikalı Guard'la oynayacak galiba artık. Biz dahil. Şaric döndü. Evet Şaric döndü. Zubats var. Yani kağıt üzerinde müthiş bir beş ama işte Sırvatlar zaten... Ama işte zaten kim daha... kararı kim verecek Bin... noktası hep bir problem onlar için yani. yani Hırvatistan tabii favori statüsünde değil de işte gruplara bakarken söyledim. Siz bir takımı ayrıştırmıyorsunuz sanırım. Ee, ya şöyle e... Şengelio olsaydı ben direkt Gürcistan, Gürcistan diyecektim. Hala Gürcistan'ın hani ben Ses zaten ya düzenli olarak daha iyi gittiğini düşünüyorum. Şimdi grubun kendi evlerinde oynamak falan onlara çok iyi gelebilir. Gürcistan ve Almanya diyeyim. Yani, e, şu anda beklentilerden daha iyi gördüğüm takımlar Gürcistan ve Almanya. Yani ben de Almanya diyebilirim ee, ve işte bir tane daha oyuncuları olsaydı zaten belki biraz sürpriz olmaktan da çıkacaklardı ama e, ciddi anlamda çok Abi ilerleyebilecek şöyle, bir takım sürpriz. haline şöyle gelecek. Şöyle tanımlıyorsak şu anda basketbol kamuoyunun onları e, hiyerarşide koydukları yerden daha iyi olduklarını düşündüğüm iki takım benim Gürcistan'la Almanya. Almanya'daki problem işte backcourt'ta orada da şut sıkıntısı var. var. Yani why, şöyle der yani bize beşi konuşuyoruz ya o, o da çok tıkanabilecek bir takım ama Evet yani sürpriz statüsünde bence kesin sayılır Almanya turum Çeyrek final yaparsa e, sürpriz olur. Tabii Herkesin yani gözünde. bu kadar eksikle birlikte. Yani Litvanya'nın bu gruptan ben hani bir çıkması da dört çıkması da bence ilerleme potansiyelini çok değiştirmez. Yani ben standartının yüksek olacağını düşünüyorum Litvanya'nın bu turnuvada ama bakalım yani bence şampiyonluk adayı bile olabilir Litvanya. Yani ben altı, altı madalya alırsa çok şaşırmam Litvanya. Elbette çok büyük bir sürpriz olur. Bu, çok büyük sürpriz de olmaz ya. Yani şöyle diyeceğim Litvanya için sürpriz yani madalya alırsa sürpriz olabilir ama mesela hani onun altı da zaten e, şey olur. Biraz belki normal karşılamamız gereken bir. Litvanya hiyerarşisi nereye koyuyoruz normalde? Sonuçta Çeyrek final için güçlü adaylardan biri değil mi son 8 için? Yani evet ama altta işte o, o ters grupta mesela Sırbistan olacak bu temelde. Çeyrek final rakipleri onların da. Yani Sırbistan Litvanya. Ben mesela Sırbistan Litvanya'da yani muhtemelen 10 kişiden 7-8'i sırtları çok öne çıkarır. Ama yani... O, onu düşünerek söylüyor. Ya da ne bileyim hani birden ona kadar takımları yazarsak Litvanya'da 5-6'nın altına çok yazmaz kimse zaten. Yani hani altın evet biraz belki eksik olabilir ama altın için bir favori de yok doğru düzgün. Öyle bir durum da var yani. yani turnuvanın gidişatı takımların e, yakaladığı denge falan çok belirleyici olacak. Ben şey yani Eurobasket'i 16 takımlı olduğu düzende hani çok özel bir turnuvaydı benim için. Yani bence <laughs> Avrupa basketbolunu değil sadece dünya basketbolunu etkileyen bir turnuvaydı ama 24 takımlı bence zirvesi bu olacak. Yani bunun tekrarı bir daha olur mu? Emin değilim. Yani, bir daha tekrarlayalım. Yani Batum ve Buçevic hariç bütün oyuncular büyük bir iyi niyetle geldiler. Yani aralarında sakat sakatan deri dış kalanları ya, saymıyorum. Hiç takıma geldiler. Covid'in de olması vesaire derken uzun süre hani basketbol kamuoyu e, yani planladığı turnuvalardan ya da planladığı organizasyonlardan uzak kaldı. Yani bu bence dediğim gibi 24'lü takım, 24'lü düzenin zirvesi olabilir bu turnuva. Bir daha da tekrarlanır mı? Yani keyfini çıkartmak lazım Aynen. o yüzden diyelim ve e, yavaş yavaş noktalayalım. Tabii e, her gün 11'de e, Sokraya Stüdyo'da e, yemek sepetiyle Eurobasket günlüğünü izleyebilirsiniz. Bu turnuvaya ön bakış programıydı Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu ile birlikte. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yeni programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.